Berlin'deki Bernstein Hesaplamalı Sinir Bilimi Merkezi'nden sinir bilimci Heines, seçim anı ile hareket anı arasında zaman farkı olup olmadığını incelemiştir. Bu amaçla kişilere ekranda rastgele harfler gösterirken beyinlerini MR cihazıyla taramıştır. Deneye katılanların sağ ve sol ellerine iki düğme verilmiş, istedikleri anda sağ ya da sol baş parmaklarıyla düğmeye basmaları söylenmiş ve seçim yaptıkları anda ekranda gösterilen harfi hatırlamaları istenmiştir. Bu sırada deneklerin beyin aktiviteleri kaydedilmiştir. Deneyin sonuçları oldukça şaşkınlık verici. Hangi düğmeyi seçeceklerine dair kararın, deneklerin düğmeye basma hareketinden 10 saniye önce alındığı görüldü. Bu önemli bilimsel gelişme, kişilerin seçim yapmadan önce seçimlerinin zaten belli olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonuçları ise Nature dergisinde şöyle aktarılmıştır. Uzun zamandan beri özgürce alınan kararların beyin aktivitesiyle daha önceden belirlendiği hakkında tartışmalar olmuştu. Bizler de daha biz şuuruna varmadan 10 saniye öncesinde verilen kararın beynin prefrontal ve parietal korteksinde kodlandığını saptadık. İnsanın karar ve seçim süreci hakkında pek çok kimsenin haberdar bile olmadığı bu gerçeği ilk ortaya koyan Kaliforniya Üniversitesi'nden nöropsikolog Benjamin Libet'tir. Libet, EEG cihazıyla yaptığı deneylerde beyin aktivitesinin bilinçli hareket isteğinden 500 milisaniye önce ortaya çıktığını gösterdi. Libet'in EEG tekniğini daha ileri götürerek tüm beynin fonksiyonel MR cihazıyla tarayan Heines, sonraki çalışmalarında da aynı sonuçlara ulaştı. Bilimsel literatürde aynı sonuçlara ulaşan yüzlerce benzeri çalışma mevcuttur. Yalnızca 14 ülkedeki 33 laboratuvarda yapılmış 90 ayrı meta analiz bu sonuçları ittifakla doğrulamaktadır. Tüm bu bilimsel deneylerin sonuçları bizlere fiziksel ve biyokimyasal dünyanın ötesinde bir irade ve yönetim olduğunu ve önceden belirlenmiş olayları yaşıyor olduğumuzu göstermektedir. Yaptığımız seçimler bize ait değildir. Yalnızca kararı biz almışız hissi bize verilmektedir. İşte bu noktada her şeyin bir kader üzere yaratılmakta olduğu gerçeği aşikar olur. Allah, yaratanın yalnızca kendisi olduğunu tartışmasız bir gerçek olarak göstermektedir.